Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi dışarı çıkmak için hazırlandık. Nilhan'ı Maşa'yla Koca Ayı'nın gösterisine götüreceğiz. Umarım o da keyif alır. Şimdi Hakan arıyor. Yok, açayım bakayım ne diyormuş. Efendim? Şunun ışığını yakayım. Hakan geliyormuş. Nilhan da böyle şeylerde hep uyur. Hep uyur yani. Gene uyuyor. Umarım yetiştirebiliriz yani. Neyse bakalım ya. Şimdi ben makarnamız vardı dünden. Onu ısıtacağım. Ondan sonra onu yeriz. Sonra da çıkarız herhalde. Nilhan'ı da hazırlamam lazım. Niloş. Şimdi Niloş'u uyandırmaya geldim. Niloş. Niloş. Hadi gezmeye gideceğiz. Kalk anneciğim. Gezmeye gideceğiz. Kalk. Evet. Ay yavrum benim. Kalkar kalkmaz renk talimi verdi. Neyse şimdi ben... Evet, Kocaeli'ye gideceğiz yemeğimizi yiyip. Hadi hemen giyinelim o zaman. Hadi çabuk. Şımarmayalım. Gel. Hoş geldin aşkım. Merhaba bebeğim, ne haber? İyi. Ne zamandır görünmüyorsun kameralarda. Ah, ah. Millet boşandığımızı düşündü. Evet, şey, Nilhan, nereye gideceğiz biz yemeğimizi yedikten sonra? Ben de geliyorum. Bak bak, kameraya bak. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Kocaeli. Kocaeli. Asıl kocayı benim. Hayır benim. Kocayıyım. Tamam, sensin. Aşkım ne yapıyorsun? Çay koyuyorum bebeğim. Orada bitmiş mi çay? Sen nereye gittin sen? Kocaeli. Beğendin mi Kocaeli'yi? Arkadaşlar şimdi banyoya geldim. Burası benim küçük banyo. Burada duşakabin temizliği yapacağım. Çünkü duşakabin acayip batmış. Öyle böyle değil yani. Şimdi normalde hep kullandığım ürün size de göstereyim. Şu. Bu ürünle temizliyorum. Bir geçen temizlediğimde burayı şey kullanmıştım. Yumuşatıcı. O da güzeldi. Hatta daha uzun kirlendi diyebilirim. Şimdi beklediğimden çok 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 daha kirlenmiş. Bir aydır evde yoktum. Bir de bizim evde çok sık duş alınıyor. Nilhan da dahil. Hepimiz neredeyse her gün duş alıyoruz diyebilirim. Ya da bir gün bekleyip bir gün duş alıyoruz. O yüzden sürekli kirleniyor. Şimdi bunu sıkacağım. Sıktığım gibi de süngerim var. Süngeri alacağım. Sonrasında hemen suyu tutup süzdüreceğim. Bu arada şurada gördüğünüz ayak havlusu da dün yıkandı. Hakan bunu kurusun diye buraya asmış. Yerde de bunun şu an mavisi var. Onu da kaldırayım. Bu da kirlenmesin. Önce şuradan toplayarak başlayayım ben. Bu arada koca ayıdan geldik. Kırmasaydım iyiydi. Şunu da şuraya koyayım ki ıslanmasın. Bunu da yeni yaydım. Buranın klozetini falan temizledim. Sadece şey kaldı. Duşakabinde yeri kaldı. Ay yeri düşürdüm. Ben buralara genellikle süpürge falan sokmuyorum. Yani sevmiyorum burada süpürgeyi falan ya da işte villada kovamı. Çok nadir silerim burayı. Genellikle yıkıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Siz de farkı görün. Önce size şeyi göstereyim. Duşakabinin pisliğini. Bakar mısınız? Nasıl yapsam daha net görünür. Arkadan tutsam. Görünmüyor ama çok pis. Heh, şöyle gösterirsem daha iyi anlarsınız. Bu arada şu DP'nin kahverengi olanından yani şu karamel rengi olanından nefret ettim. Bir daha asla eve sokmam. Hakan onu bitirmeye çalışıyor. Hem diyor duş jeli olarak kullanıyorum hem de şampuan olarak. O yüzden yani kafa kaşıntısından öldürüyor.
tertemiz, sabun artığı falan kalmadı. Kurularsanız daha iyi olur. Duş akabini de göstereyim. Sadece şu an su lekesi var. Yani su damlacıkları var. Onları da şöyle bakın, hiç iz kalmadı. Dediğim gibi sadece süngerli oldum. O kadar beni çok uğraştırmadı. Şu karşı duvarda ne yaparsam yapayım, kuruduğu zaman beyazlaşıyor. Onları da tepelere kadar yıkadım. Burası tertemiz oldu. Arkadaşlar, banyoyu da temizlemiş oldum. Yerini, göğünü, işte tezgah üstünü, her yeri temizledim. Orayı da göstereyim size. Bu arada saçlarımı bile yıkadım. Halimi görmeyin. Tezgah üstlerini, diş fırçalarımı, ondan sonra saç kurutma makinesinin tozunu bile aldım. Şuraya kulak çubuğu falan filan koydum. Şurada yedek duş jeli falan var. Ve burası dediğim gibi tek biz gördüğümüz için çok böyle nizami durmuyor. Dolap kapılarını falan her yerini sildim. Mis gibi oldu. Klozeti dediğim gibi daha önce yıkamıştım. Orada bitti. Buradan çıkıyorum. Işığını da kapatalım. Bitti. Kuruttum, geldim. Ondan sonra büyük banyodaki klozeti de oldum. Şimdi Hakan Nilhan'a uyutmaya gitti. Ben de onların uyumasını bekliyorum. Kurutmadaki çamaşırlarım bitmiş ama geneli Nilhan'ın çamaşırı olduğu için onları yerleştirmeyeceğim. Onun dışında da başka işim kalmadı herhalde. Bu arada saçlarımı yıkarken göz makyajım akmış, panda gibi olmuşum. Sonradan fark ettim. Onları temizledim falan, yüzümü yıkadım. Bayağı bir iş hallettim. Şimdi de mutfağa geldim. Dediğim gibi Nilhan'ın uyumasını bekliyorum. Bugünkü gösteri güzeldi. Öyle Nilhan çok eğlendi ama şunu fark ettim. Çocuk kimseyi görmemekten bayağı yabaniydi. İlk defa o kadar kalabalık bir ortama girdi. Ve böyle şaşırdı kaldı. Neyse, en azından biraz böyle şey yaptı. Hatta orada arkadaşlarımızın çocuğunu da gördük, çocuklarını. Onlar bize gelsin diye tutturdu. Bayağı bir arkadaş özlemi çekiyor. Neyse, bakalım. Mutfakta toplanacak bir şey yok aslında. Mısır patlattık. Bir onun tabakları var. Daha hala içlerinde de mısır duruyor. Bugün böyle robotu çalıştırmıştım. Arkasından da silerken mopum kırıldı. Kendime resmen kayık küreği yaptım. Size de gösteririm. Diğer mopumun sopasını çıkarttım artık. Onu taktım. İdare etsin diye. Yeni bir mop sopası almam lazım. İyi kırıldı yani. Çatır diye elimde kaldı. Arkadaşlar, şu kafamdaki toka çok komik durdu. Saç gibi duruyor ama. Bu tokayı Eskişehir'den çarşamba pazarından almıştım. Ondan sonra bu daha eve gelmeden hep arabada kaldı. Geçen yolculukta da fark ettim. Dedim ki artık alayım. Gene çantaya koymuştum. Gene çıkmış bir şekilde. Ondan sonra bugün artık tekrar arabaya binince dedim şu tokayı alayım, kafama takayım. Bu tokayı aldığımda saçım uzundu. Bu kadar abes durmuyordu. Nasıl takacağımı bilemedim. Şimdi saçlarım. Şöyle mi yapsam ki? Günaydın arkadaşlar, biz uyandık, portakallarımızı içeriye aldık, ısınsın diye. Normalde balkonda duruyor. Buranın camını falan açtım, perdesini açtım, burayı havalandırıyorum. Buranın şimdi kapısını çekeceğim, buradan telefonumu alayım. Yatağı falan düzeltmeyeceğim çünkü nevresimi değiştireceğim bugün. Şu saç ne ya?
Şimdi gideyim. Her sabah portakal sıkma rutini oldu. Nilhan sürekli anne portakal sık diye uyandırıyor. Şimdi portakal sıkmaya gidiyorum. Hemen gideyim. Perdemi açayım buradan da. Güneşe gelsin. Vallahi dediğim gibi böyle uyandım ama nasıl uyandım bilmiyorum. Saat şu an 10.30, 10 gibi uyandık biz de bugün. Böyle çok erken bir saatte uyanmadık ama gece uyku problemim oldu büyük ihtimal. Yani şu portakallarımı, mandalinalarımı hazırlayayım. Bunları yıkayacağım. Çayımı koyayım unutmadan. Ay. Altında şey varmış. Çay damlaları boşaltayım. Çünkü mantarlarım eskiyecek, bozulacak. Normalde patates kızartacaktım ama mantarları görünce artık hadi dedim mantarlar bitsin. Normalde Hakan evdeyken iki kere de bitiyordu ya da bir kere de bitiyordu. Şimdi biraz daha kaldı. Artık onu da başka bir şeyin içine koyarım. Artık tavuk sotemi yaparım ne yaparsam. Şimdi mandalinayla portakal sıkacağım. Nilhan'a portakal suyu yetmiyor. Ben de bugün mandalina takviyesi yapacağım. Ben mandalinadan pek hoşlanmıyorum. Portakalı çok severim ama mandalina bana göre değil. O yüzden Nihan'ınkini ayrı yapacağım. Bu arada şurayı yağ erittim. Tereyağı da yapıyorum. Hemen mantarlarımı atayım. Onlar da olsun. Ondan sonra şu portakalları hemen sıkayım ki çocuk sabırsızlanıyor. Her sabah kalkıp anne portakal suyu içelim mi diye beni uyandırıyor. O yüzden hızlı olayım. Arkadaşlar sonunda kahvaltıya oturabileceğiz inşallah. Değil mi Niloş? Çok uğraştık çok. Aç. Açacağım. Kumandan Biraz sonra, biraz önce dediğini bir daha söylesene. Hayır onu değil. Teşekkürler. Getir hadi. Bize afiyet olsun. Yaşaya gittik. Hep onu mu anlatacaksın? Gittik. Eğlendin mi sen orada? Eğlendim. Ne yaptılar? Koca eylemaşı. Alkışladık. Alkışladınız mı başka? Dans etti. Dans ettiniz başka? Alkışta. Sonra gittik, fotoğraf çektirdik ama Nilhan biraz korktu, değil mi? Çünkü koca ayı çok büyüktü. Karakterlerle fotoğraf çektirilmesine izin verilmiyor da oraya böyle sahne dekoru kurmuşlar. Ondan sonra Nilhan'ı oraya götürdük. Herkes bekledi. En sonu bekledik. Bir de çok kalabalıktı. Ondan sonra Nilhan Hanım sevmedi. Ne oldu? Neyi? Sen sevdin mi? Ben sevdim. Korkmuyorum ben öyle şeylerden. Ben de korkuyorum. Sen korkuyorsun, evet. Hocam geliyor. Ah,
Ben Eskişehir'deyken karar vermiş hani götürelim mi falan filan diye. Ben de ne zaman döneceğim belli olmadığı için bilet aldırmadım. Buraya gelince de bilet alalım dedi. Dedim o gün gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi, ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum falan. Dedim ki boş ver. O gün bir gelsin, işimiz falan çıkmazsa anneciğim dur. O zaman alırız dedim. Saçlarım da bozdu gitti. Neyse ondan sonra baktık bir sürü boş yer var. Dedik ki hani o gün gelsin o gün alırız. Hatta gittiğimiz yerde de bilet satılıyor. Yani öyle nasıl diyeyim size, varsa diye gittik. Ondan sonra girdik. Gişedeki işte çocuk kaç kişi şu kadar bilmem ne. Ondan sonra 51 lira mıydı bilet, yalan olmasın 50 lira mı ne. 2 yaşa kadar ücret almıyorlarmış. Ondan sonra dedik yer seçeceğiz. Her yer dolu, şuralar dolu dedi. En arkada bir yer böyle boş ve yanında kimse yok. Orayı seçtik biz de. Ondan sonra biz dedik hani biraz da ara olsun, yanımızda hiç insan olmasın dedik. Pandemi kuralları kalktı dedi. Biz de güldük. Dedik pandemi kuralları kalktı da bize kalkmadı yani. Tutup da o kadar kalabalığa girip insanlarla bir de iç içe oturamam. Ön taraftaki herkes iç içeydi. Arkalar biraz daha seyrekleşiyordu. Biz en arkadaydık. Arkamızda böyle bir tahtadan şey vardı. Duvar, oradan da üst kata çıkılıyor. Artık oradan izledik. Sonra yanımıza bir tane karı koca geldi. Hiç maskelerimizi çıkartmadık. Onlar da çıkartmadı. İnşallah bir şey olmaz. Yalnız millet maske olayını bitirmiş, onu fark ettim. Bir de bunlar çocuklu aileler. Yani oraya gelenler genellikle çocuklu ailelerdi. Ne maske vardı ne bir şey vardı. Maske var, aşağı indirmişler. Ya sen o kadar kalabalığa giriyorsun, niye indiriyorsun o maskeyi? Neyse, pandemi güya bitmiş, pandemi kuralları bitmiş. Bana bitmedi. Valla kendimi suçlu hissediyorum ama hani Nilhan için de böyle şeyler şart. Gerçekten evde çok sıkılıyor. Yani ben bir şekilde idare ediyorum. Ben de çok sıkılıyorum da Nilhan tabii ki bilmediği için idare edemiyor. Dün demiştim çocuk yabani gibiydi. Neden hiç öyle ortamlara girmedi? Doğduğunda başladı pandemi. Nilhan 8 aylıkken mi başladı? Haziran doğumlu, Mart'ta başladı desek. Aynen 8 aylıkken başladı pandemi. Ondan beri de anca yaz günleri sokağa çıkıyoruz. Gene kalabalık ortamlara girmiyoruz. Bakalım böyle oldu. Gösteride 40 dakika mı 45 dakika mı ne sürdü? O kadar paraya da acıdım. Daha önce de Nilhan küçükken pandemiden önce Kukuli'ye götürmüştük. Nilhan Kukuli'yi çok seviyor diye. Kukuli daha güzeldi, böyle daha hoştu, uzundu ama bunu da kısa tutmuşlar. Dediğim gibi ben fenalık geçirdim maskeden dolayı çıkartmadığım için. Böyle Allah maskeyle çalışanlara sabır versin. Gerçekten çok zor. Aslında insanlar yani 2 senedir bu şekilde çalışıyorlar. Market çalışanları hiç çıkartmıyorlar maskelerini. Ya da AVM'de çalışanlar. Gerçekten Allah onların yardımcıları olsun. Ben geldim. Hoş geldin. Yapalım. Ne? Ha? Şuna bak. Bakayım. Kalem. Kalem. Baban açtı mı kalemlerini? Açtı. Hadi biz boyamak yapalım. Biz Nihan'la boyamak yapalım. Sonra da ben soframızı toplayayım. Sofra hep geçe kalıyor. Daha çayımı içmedim. Saçımı bozdum. Zaten çok düzgün bir saçım. Bozdum. Ben de toplamak zorunda kaldım. Merhaba arkadaşlar. Kalemden oynayalım. Çok özlemiş. Bu da benim de. Hadi yapalım. Ben ağaç çizeceğim. Çam ağacı. Ben Thank you.
Boyadım. Boyadın mı? Boyadım. Mavi. Ay. Beste kalın. Bana yap. Bana yaptın mı? Anne. Arkadaşlar biz boyama işine devam edelim. Daha bitmez. Daha el çizeceğiz, eli boyayacağız. Babasıyla da dün akşam gökkuşağı yapmışlar. Güzel olmuş. Bak ne yaptık? Ne yaptınız? Onun adı ne? Ben resimler. Resimler yapıldı, doymuyor tabii ki. Boya sana diyor, dedim ben boyamayacağım, sen boyayacaksın. Şimdi o boyamaya içeri gitti, sen de gel diyor. Sofrayı toplayayım geleyim dedim. Bugün bir de yatak odasını temizleyeceğim inşallah. Oradan artık ebeveyni yaptık. Giyim odası, yatak odası. Öbür banyo temiz, bir de Nilhan'ın odası kaldı. Nilhan odasının tülü de çok kötü olmuş. Yazın sinekler pisletmişler üstünü hep. Ben de onları yeni gördüm. Bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Birkaç tane görmüştüm ama perde takması zor, yıkaması değil de. Neyse, bu arada dün beyazlarımı yıkamıştım. Onlar daha kurutmadı, onları alacağım. Ama ilk önce saçlarımı bir düzene sokacağım. Dün akşam hiçbir şey sürmedim. Sadece yıkadım ve kuruttum. O yüzden böyle tülüşük. Vallahi şu saçlarımın yani yıprandığından beri benden çektiğinde, benim de onlardan çektiğimde vallahi böyle üzülüyorum. Hiçbir şekle de girmiyor. Neyse bakalım, artık koyuya boyadık ya. Uçlardan da kesmeye devam ederim. O şekilde bir düzeni oluştururuz. Zaten saçlarım çok çabuk uzuyor Allah'tan. O yüzden hani şeyim yok. Derdim yok uzamaz diye. Kesiyorum yıpranan yerlerini. Bir de saçlarımı şöyle düzelteyim. Akşama yemek yok. Dün önceki günden kalan makarna vardı. Onu bitirdik. Önceki günde ıspanağı yapmıştım. Bakalım bugün de kabak var. Belki kabak yaparım. Gene kabak. Ya da dolaptan kuşbaşı et çıkarıp kavurma ya da et sote gibi bir şey yapabilirim. İnanın hiç bilmiyorum. Neyse, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.